ve yurt dışında birçok uçuş gösterilerine katılmıştır. Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya girmesinden sonra jet uçaklarına geçiş dönemi hızlanmış, pervaneli uçaklar hizmet dışı bırakılmıştır. Kore Savaşı'na katılan Türk pilotu Muzaffer Erdönmez, ülke sınırları dışında hava harekatında şehit olmuştur. 30 Ağustos 1956 tarihinde Hava Eğitim Komutanlığı kurulmuş ve Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitimle ilgili bütün birlik ve kurumları da bu komutanlık emrinde toplanmıştır. İkinci kuvaya atandığımda, füzlere atandığımda yetişmekte olduğum ve harbe hazır olduktan sonraki bir dönemde Kıbrıs harekatı başladı. Daha önce 63 olayları vesaire vardı, o zaman da uçuşlar devam etti. Fakat esas Cengiz Toprak rahmetliyle daha çok beraber olduğumuz durum 1964 yılının 7-8-9 Ağustos harekatı tayinlerinden uçuş harekatı bölümleridir. Cengiz Toprak rahmetli bizden 2 sene evvel o filoya gelmişti ve filonun tecrübeli lider düzeyinde bir uçucu personeliydi. Olaylar gün içinde, sabahleyin filoya geldikten sonra birden ateşlenmeye başladı, birden hareket başlandı, faaliyetler farklı boyutlara ulaştı. Bir şeylerin olacağını hissetmeye başladık. Müslüm Paşa içeri giriyor. Bizim üst komutanı Samih Olaybayoğlu Paşa geliyor. Sen gel içeriye, uçuş için davet ediyorum. Müslüm Paşa içeride, sonradan öğreniyoruz ki görevleri anlatıyor onlara. Briefing veriyor bizim tabirimizle. Onlara da dörtlü bir kol bitti. Rahmetli Yüzbaşı Çapoğlu liderliğinde. Onların dönüşünü takip bir dörtlü kolun daha gitmesi gerektiği ihtiyacı hissedildi sanıyorum. Gene üst komutan çıktı. Sen gel. Yüzbaşı Topal, Üsteğmen Kamil Aydın, Üsteğmen İzzet Öztarhan ve Üsteğmen Altan Uçak, bu dörtlü. Onlar çağırdılar, onlar içeri girdi, bu dörtlü kol. İçeride gelen Muhsin Paşa bunları görevlerini anlatıyor. İçeriye başka kimseyi sokmuyorlar. Sadece işte komutanlar ve uçacak arkadaşlar giriyor. Sonra çıktılar, sanıyorum 18-19 civarında kalktılar Kıbrıs'a. Ve hatırladığım kadarıyla 500 lirelik bomba yüklü tayyareleri ve makinalı top yüklü, 20 milimetrelik makinalı top yüklü. Hoş bir hatıra, bir kahramanlık hatırası olarak kalır, aklımda kalmıştır. Bu memlekete hizmet etmek, bu şekilde hizmet etmenin gururunu hala yaşarım. Çocuklarıma bırakabileceğim, torunlarıma bırakabileceğim en önemli hatıralardır bunlar. Biz yetişirken
Ben asker liseden itibaren asker oldum. Kuleli Asker Lisesi'nden mezunum. Bize büyüklerimiz bu vatan için gerektiğinde ölmeyi, bu vatan için de her türlü fedakarlık yapmayı öğrettiler. Bunu kalbimize, bütün benliğimize yazdırdılar. O nedenle benim hayatımda bu Kıbrıs harekatı çocuklarıma bırakabileceğim, torunlarıma bırakabileceğim şerefli bir hatıradır. ...1964 yılında Kıbrıs'a gerçekleştirilen hava harekatı, hava kuvvetlerimizin tarihte iz bırakmış başarılarından biridir. Bu harekatta görev alan pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağı düşürülmüş, kendisi Rumların eline geçmiş ve işkence edilerek öldürülmüştür. Vatanı uğruna şehit olan Cengiz Topel, cesareti ve millet sevgisiyle adını tarih sayfalarına silinmez bir şekilde yazdırmıştır. Envanterine modern jet uçaklarıyla 1987 yılından itibaren 3. nesil kabul edilen F-16 uçaklarıyla modernize edilen Türk Hava Kuvvetleri, envanterinde mevcut tüm silah sistemlerinin etkinliğini yürüttüğü modernizasyon projeleriyle arttırmıştır. ...1995 yılında hizmete giren KC-135 uçaklarıyla kazanılan havada yakıt ikmal kabiliyetiyle menzil bir kısıtlama olmaktan çıkmıştır. Keşif mimarisine verilen önem neticesinde taktik uçaklarla sahip olunan keşif kabiliyeti insansız hava araçları İHA tedarik edilerek geliştirilmiş ve ilgi alanımızı 24 saat gece gündüz takip edebilecek kabiliyet kazanılmıştır. İHA teknolojisinin taşıdığı önem ve gelecekteki potansiyeli öngörülerek öncelikle keşif İHA'ların milli olarak geliştirilmesi hedeflenmiş ve ilk prototip milli İHA 2010 yılında hangardan çıkmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yakın zamanda dahil edilecek olan A-400M uçağıyla stratejik ulaştırma alanında önemli kabiliyet kazanılmış olacaktır. Ayrıca Hava Kuvvetleri yakın gelecekte mevcut muharip gücüne F-35 uçakları, havadan kontrol ihbar sistemi gibi silah ve sistemleri entegre ederken aynı zamanda sahip olacağı elektro-optik ve radar görüntüleme uydu sistemleriyle özellikle keşif ve ihbar kontrol alanlarında uzay ortamı da etkin olarak kullanılacaktır. Türk Hava Kuvvetleri'nin bir asırlık tarihi İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de bulunan müzelerde sergilenmektedir. Türkiye'nin ilk hava müzesi 1971 yılında İzmir Cuma Havası'nda açılır. İzmir Cuma Havası'nda açılan müze 1978 yılına kadar faaliyetine devam eder. 1978 yılında Cuma Havası Hava Meydanı'nın genişleme çalışmaları nedeniyle müzenin çalışmalarına son verilir. Yeni müzenin kültür ve tarih kenti olan İstanbul'da ve havacılık tarihinin kurulduğu yerde yapılmasına karar verilir. Bulunduğumuz yerde Yeşilköy'de 1985 yılında açılan müzemiz 65 bin metrekare alan üzerine kuruludur. Bunun 12 bin metrekaresi kapalı, 2500 metrekaresi açıktır. 60'ın üzerinde uçak sergilenmektedir. Türkiye'nin ilk ve en büyük hava müzesi olan, Avrupa ölçeğinde de önemli bir yere sahip olan hava müzemizde uçak, silah, üniformalar, büstler, maketler sergilenmektedir. İlk hava şehitlerimiz olan Hesar Bey Yusuf Kenan Bey'in, Sadık Bey'in kıyafetleri de müzemizin anılar salonunda sergilenmektedir. Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenmekte olan 60'a yakın uçağın tamamı orijinaldir.